Merhaba sevgili seyirciler. Hekimler Konuşuyor programında sizlerle beraberiz. Bugün sizlere küçükbaş hayvancılıktan bahsedeceğiz. Ve yanımda çok değerli konuğum, meslektaş olarak çok değerli gördüğüm meslektaş abim olan Ziver abiyle beraber. Öncelikle Ziver abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim kardeşim. Nasılsınız abi? İyiyim valla, köylerde gezmeye devam. Köylerde durum nasıl abi? Valla köylerde durum iyi diyelim, iyi olsun yani o pozisyonda. Köylüye bir dokun bin ağaç hayvancılıkla ilgili. Doğrudur abi. Bugünkü biraz konumuz büyükbaş değil de daha çok küçükbaşa evet. Yönelelim dedik. Hani Türkiye'nin koşullarına bakarak. İstersen abi direkt konuya giriş yapalım. Küçükbaş hayvancılık hakkında senin özel bir şeyler demek istediklerin varsa onlardan başlayalım. Sonra sırayla gideriz abi. Yani küçükbaş hayvancılık büyükbaşla beraber ülkemizde mesela biz de biliyorsunuz aile tipi işletmelerde insanlar ineklerle bile uğraşsa yanında 5-10 koyunu vardır. Yani koyunculuk sanki bir yan dalmış gibi gözükür genelde ülkemizdeki. Bence koyunculuk konusundaki en büyük yanılgı veya işte yıllarca yaptığımız en büyük hata bu. Bizim için de, biz veteriner hekimler de aynı. Mesela veteriner koyuncuların en büyük şikayeti bizim meslekle ilgili şudur. Ya koyuna bakan veteriner hekim çok az derler. Evet abi. Duymuşsundur sen de. Duydum abi. Bizim en büyük şikayet budur veteriner hekimler hakkında. Ya kimse koyunla ilgilenmiyor der insanlar. Buradan hani başlayayım bir taraftan da hani iğneyi de kendimize de batıralım. Evet. Veteriner hekimlerin tabii koyunla ilgilenmemesinin farklı ekonomik sebepler de var. Yani şimdi gidiyorsunuz koyuna. Adamın bir tane koyunu hasta hakikaten. Gittiğiniz mesafe diyelim ki 45 kilometre bir koyuna bakmaya gidiyorsunuz. Yol parası alsanız, muayene alsanız neredeyse koyunun parası tutuyor. Evet. Bu ayrı bir, o yüzden koyunculukta sürü tedavisi, sürü aşılaması, sürü bakımı şeklinde yapmak çok daha hem doğru hem doğrusu bu. Hem meslektaşlar açısından da doğrusu bu. Aynen öyle abi. Koyunculuktaki benim ilk söze girmek istediğim şey bu. Mesleki olarak tabii. Ama koyunculuktaki mesela benim gittiğim, yıllarca çalıştığım, benim şu vardır bir serbest veteriner hekim olarak. Genelde çalıştığım koyuncular 300 ve üstündeki koyunculardır. Yani 300 koyunu ve üstünde koyun olan daha çok büyük işletmelerle çalışıyorum diyeyim. Büyük koyuncularla. Benim oralarda yapmaya çalıştığım şey şu. Buradaki koyunculukla uğraşan insanlara da vatandaşlara da tavsiyem o yönde. Diyorum ki ben mesela onlara koyunculukta iki tane şey vardır. Yani olmazsa olmazdır benim için. Bir paraziter tedavi, paraziter iç dış parazit uygulamaları. Evet, İkincisi aşılamalar. Koyunculukta eğer iç dış parazit uygulamalarını yapmıyor, aşılarını da düzenli olarak yaptırmıyorsanız koyunculukla uğraşmanın bir anlamı yoktur. Veya koyunculuktan para kazanmanın, koyunculukta verimli koyunculuk yapmanın imkanı yoktur. Günümüz şartları böyle. Belki atadan babadan şimdi biz gittiğimiz zaman ya ben 50 yıldır koyunculukla uğraşıyorum anne aklımın erdiği günden beri diye başlayan genelde hikayeler dinleriz biz veteriner hekimler. Ama bunun doğrusu o değildir yani. 50 yıldır da uğraşsanız 150 yılda uğraşsanız bilime inanmıyorsanız bilimsel bir şekilde çalışmıyorsanız bu artık günümüz şartlarında koyundan para kazanmanın imkanı yok. Doğru diyorsun abi. Bunun da birinci şeyi yolu veteriner hekimlerle temas halinde olup dediğim gibi ben yılların bu meslekte tecrübemi aktarıyorum tabii. Paraziter tedavi ve aşılar. Yani düzenli aşılama. Bu ikisini yapmıyorsanız koyunculuk yapmanın bir manası yok. İstersen abi şimdi paraziter tedavi ile aşılama dedin de hani bir koyunculukta aşılama programı nasıl oluyor? Bunlardan biraz bahsedelim tabii, abi. Tabii. Şimdi onu söyleyeyim. Koyunculukta bir kere yılda en az iki defa paraziter uygulama yapmak lazım. Hem iç paraziter için hem dış paraziter için. İç paraziter nedir? Yani bizim koyuncularımız dediği işte kıl kurdu, akciğer kıl kurdu. Solucan derler genelde, şeritler. Bunlar iç parazitler. Yani bunlar için artık enjeksiyonluk ilaçlar veya sıvı şekilde ağızdan içirilenler var, tablet şeklinde içirilenler var. Ama bu paraziter tedaviyi düzenli olarak yapmak lazım. Bizde genelde iç parazit dediği zaman herkes kıl kurtlarını düşünür, yetiştirici. Oysa ki şeritler, yani köpeklerle koyunlara bulaşan ve delibaş dedikleri, delibaş, evet. Koyuncuların delibaş diye bildiği hastalık ülkemizde çok fazladır aslında. Bunun da sebebi köpeklerden bulaşan şeritlerdir. Cerebral cerebralis dediğimiz koyunların beynine yerleşerek hayvanlarda dönme, işte dengeyi sağlayamama belirtileriyle ortaya çıkan hastalıktır. Bunun için ayrı parazit tedavisi yapmak lazım yalnız. Bizim koyuncumuz buna hiç dikkat etmez. Hep kıl kurtlarını atar, parazit tabletlerini veya işte sıvıyı. Ama bu şeritler için ayrı bir tedavi yapması gerektiğini düşünmez. Ben bunu üzerine basa basa söylerim sürekli koyunculara. Şeritler için ayrı bir tedavi yapmak lazım. Evet abi. İç parazit, dış parazitler nedir? İşte keneler, bit, pire şeklinde uyuz gibi koyunculuk koyunun verimini düşüren,
koyunların, bilirsiniz koyunlar işte kaşınmaya başladığında tüylerini yolacak seviyede veya tüyleri dökülecek seviyede kaşınmaya başlar. Bu da hem süt verimini, hem et verimini, hem de yavru döl verimini etkileyen bir ortamdır. Bunları da düzenli olarak yapmak lazım. Bunları niye özellikle üzerine basa basa söylüyorum? Çünkü bunlardan sonra aşılara geçeceğiz. Eğer hayvanlarda iç ve dış parazitler konusunda bir tedbir almamışsanız, iç ve dış parazitleri tedavi etmemişsiniz, yaptığınız aşılar bağışıklık sağlamaz. Evet. Yeteri kadar bağışıklık sağlamaz. Ne aşısı yaptınız? Enterotoksemi. Yani bazı bölgelerde çelerme, bazı bölgelerde çon denen, bazı bölgelerde karmaşı dediğimiz aşı. Evet. Siz bunu yaptığınızda eğer hayvanlarda parazit varsa veya çiçek aşısı veya veba aşısı, viral aşılar. Bunları yaptığınızda eğer hayvanlarda şiddetli bir parazit varsa hayvanlarda yeteri kadar bağışıklık oluşmaz. Bu çok önemli. Yeteri kadar insanlar ne yapıyor? Ben aşımı yaptırdım diyor. Evet. İyi olduğunu düşünüyor. Oysa ki aşıyı yaptırmak aşı virüstür. Mesela virüsü verdiğinizde, viral aşılar için bahsediyorum. Virüsü verdiğinizde buna bir antikor oluşması lazım. Yani vücudun buna karşı bir direnç oluşturması lazım. Eğer parazit enfestasyonu, parazit çok fazla varsa hayvanda bunu yeteri kadar bağışıklık oluşmayacaktır zaten. Evet abi. Onun için ben aşılama periyodundan önce parazitler tedavinin dört dörtlük yapılmasından taraftarıyım. Daha sonra hani senin sorduğun soruya gelelim Tunan. Yani mesela enterotoksemi, karmaşı yılda en az iki defa yapmak lazım. Hatta ben üç defa yapılması, yani dört ayda bir yapılması taraftarıyım. Enterotoksemi, karmaşı. Arkasından mesela bunu kamudaki meslektaşlarımız genelde yapmaz. Bunu serbest hekimler yapar karmaşıyı. Ama mesela şap koyunlar için çok birinci derece önemli değildir. Gerçi sığırlar kadar ama. Evet. Şap, veba, PPR dediğimiz koyun keçi vebası ve çiçek. Malum son haftaların, aynen son abi, ayların tam meşhur söyleyecektim abi. Ben hastalığı. De haberlerde de çıktı çiçekle, evet, ilgili. Hani o konu hakkında da. Çiçek. Şimdi buradan tek tek bahsedeyim. Enterotoksemi 9'lu karma, 12'li karma diye bildiği vatandaşın ne işe yaradığını bilmediği fakat yıllardır aşı. Enterotoksemin ne işe yaradığını bilmemesinin sebebi şudur. Net bir hastalık göstermediği için enterotoksemiye aşısının içindeki bakteriler ani ölüm ortaya çıkar sadece. Evet, bundaki en büyük dikkat çeken durum budur. Ve sürünün içindeki genelde en besili, en kaliteli hayvanlar ölür. Aniden. Akşam yemini otunu yer, sabah geldiğinizde ölü bulursunuz. Bu çok önemli bir aşı aslında. Ben dediğim gibi en az yılda iki defa ama ben yılda üç defa yapılmasına taraftarıyım. Sonra çiçek. Son günlerin meşhur hastalığı, medyada yansıyan çiçek, koyundan koyuna çok hızlı bir şekilde bulaşan, sürü problemi olan bir viral hastalıktır. Viral. Yani bunun için viral hastalığın üzerine basa basa duruyorum. Bizim yetiştiricimiz çiçekte de, vebada da, yani viral hastalıklarda yine antibiyotiklerle tedavi edeceğini düşünüyor. Oysa ki bunların tek temel önlemi aşıdır. Yani kamudaki meslektaşlarımız da, serbest çalışan meslektaşlarımız da bu aşıları yapıyorlar. Koyunculukla uğraşan kişilerin yılda en az iki defa bu aşıları takip etmesi lazım. Ya kamudaki arkadaşlar zaten dediğim gibi belli aşı periyotlarında yapıyorlar zaten. Ama bu aşı periyotlarını kaçırdılarsa veya özel hekimlerle yaptırmak istiyorlarsa, ama bir şekilde bu aşıları takip etmeleri lazım. Bizim yetiştiricimizin üzerine düşen görevlerden, en büyük görevlerden birisi bu. Buraya gelmeden önce Amasya Taşova'da, benim memleketim orası. Oradaki kamudaki meslektaşlardan bir tanesi mesaj yazdı. Buraya bana dedi ki abi çiçeği hallettik diye. Yani çiçeği hallettik. Buradan onlara da teşekkür ederim. Bütün onların nezdinde, Amasya Taşova'daki kamudaki meslektaşlarımızın nezdinde bütün kamudaki meslektaşlarımıza teşekkür etmek lazım. Çünkü çiçek aşısını ve veba aşısını düzenli olarak yapıyorlar. Özellikle aşı dönemlerinde. Biz serbest hekimlerde, ben bir serbest hekimim. Biz serbest hekimlerde bunu yapıyoruz. Ve ben mesela çalıştığım işletmelerde bunu bir periyoda koyuyorum zaten. Evet, yani enterotoksemiyle başlayıp ondan sonra bölgedeki salgın hastalığa göre çiçek veya veba ile devam edip bir de agalaksi, süt kesen hastalığa dönüyor. Şu dönemde doğum çok koyun keçide. Yetiştirici bize şöyle geliyor. Koyun doğurdu diyor. İki memesi de gayet iyi ama tek damla süt yok. Agalaksi dediğimiz, bazı bölgelerde solo diyor yetiştirici buna. Ondan sonra bu da çok önemli bir problem. Yani 100 koyununuz var. 25 tanesinde süt olmadığını düşünürseniz, agalaksi olduğunu düşünürseniz, her birinde ikiz kuzu olduğunu düşünürseniz 50 tane kuzuyu nasıl emzirirsiniz? Yani. Bu kuzular açlıktan ölür. Hatta bazen yetiştirici
koyunun memeler gayet normal gözüküyor ya karşıdan. Evet. İki kuzusu birden ölünce uyanıyor. Ya bu kuzular neden öldü diyor. Bir bakıyor koyuna, hiç süt yok. Kuzular açlıktan ölmüş. Açlıktan ölüyor. Bu da çok önemli bir hastalık. Bunun da aşısı var ama. Agalaksi diye. Mikoplazma agalaksiye karşı agalaksi aşısı var. Bence yapılması gereken önemli aşılardan biri de bu. Bu da atlanıyor. Diğer başı da mavi dil. Mavi dil geçtiğimiz 4-5 sene içinde önce koyunculuğumuzun en büyük belalarından biriydi biliyorsunuz. Evet, çok büyük salgınlar yaptı ülkede. Çok büyük ölümlere sebep oldu. Ama kamudaki arkadaşlarımız onu da halletti. Şimdi buradan hakkını teslim etmek lazım. Devlet o konuda aşılama periyodunu düzenli olarak yaptı. Ve dikkat edersen son 2 senedir yaz döneminde sokucu sineklerle bulaşan bir hastalıktır bu da. Evet. Mavi dili neredeyse hiç görmedik. Aynen. Yani duymadık, gündem olmadı en azından. Doğru diyorsun abi, şimdi aşılama periyotlarından bahsettik. Birazcık da ben abi hastalıklara değinmek istiyorum. Tabii. Daha doğrusu şu an kış mevsimindeyiz. Yani kış mevsiminde küçükbaş hayvancılıkta görülen, koyunlarda veya keçilerde görülen böyle mevsime bağlı hastalıklardan konuşmak istiyorum abi. Tabii. O mesela mevsime bağlı en çok gördüğümüz, şu kış döneminde gördüğümüz hastalıklar, bulaşacak hastalıkları bir kenara koyuyorum. Yani tabii, biraz önce bahsettiğimiz çiçektir, vebaydır bir kenara koyarsak, solunum sistem hastalıkları. Koyunlarda, özellikle kapalı ağıllarda solunum sistem hastalıkları çok fazla. Kuzularda da, koyun ve kuzularda. Ayrıyeten kuzularda ishal. Şu an soğuk ayrı bir dönem. Enfeksiyon altları ıslak kalıyor. Kış döneminde daha fazla altları ıslak kaldığından. Özellikle göbek kordonu. Bizim koyuncularımız maalesef kuzular doğduğunda neredeyse sıfır seviyesinde göbek kordonu dezenfeksiyonu yapıyorlar. Yani kuzular doğduğunda aslında bütün kuzuları göbek kordonuna en basit bir tentridiyotla dezenfekte etseler birçok hastalıktan kurtulacaklar. Mesela koyun kuzuda tetanos çok fazla gözüküyor. Evet abi. Yani böyle dört ayağının kasıldığı, kafasında geriye doğru kasıldığı tetanos. Genelde bizi çağırırlar ki hani bunu tedavi edelim diyor ama bunun tedavisi olmuyor o saatten sonra. Niye bunu anlatıyorum? Tetanos en fazla göbek kordonuyla bulaşan bir enfeksiyon. Aynen öyle. İshal de aynı. Koliseptisemi de göbek kordonundan. O yüzden kuzular doğduğunda göbek kordonu dezenfeksiyonu, konudan konuya atmıyoruz ama, göbek kordonu dezenfeksiyonu çok önemli. Yani buradan yetiştiricilerimize özellikle üstüne basa basa söylüyorum, her doğan kuzuların göbek kordonunu dezenfekte etsinler. Abi lafını böldüm. Şimdi ben bir yere çekime gitmiştim. Bir Osmaniye tarafına çekime gitmiştim. Orada bir ablamız vardı. Hani aile işletmesi, koyun işletmesiydim. Havlular gördüm. Hani havlu gördüm böyle dolabın içinde havlular gördüm. Abla dedim hayırdır bu havlular ne için dedim. Dedi kuzulama zamanı dedi ben onları 90 derecede çamaşır makinesinde yıkıyormuş abi. Evet. Kuzulama zamanı çıkarıp kuruluyormuş. Kuzuları doğduktan sonra onları temizliyormuş. Aynen. Yani böyle hani onlara bebek gibi bakmamız gerektiğini söyledi bana. Tabii ben ki çok şaşırmıştım böyle yani yetiştiriciden böyle bir şey görmek. Benim için bu değişik bir olay mutlu olmuştu abi. Ya. Aynen öyle olmuştum abi yani. Bizim yetiştiricimiz hala atadan babadan bir önce bahsettim ya. Ne zaman gitsek bizden yaşlıysa da özellikle hayvan sahibi. Ben 50 senedir koyunun içindeyim diye başlıyor. Biz bu hikayeyi dediğim gibi ben 22 yıllık serbest veteriner hekimim. 22 yılda ben bu hikayeyi binlerce kez duydum. Evet. Ama maalesef öyle olmuyor. Yani bilimi ve teknolojiyi takip etmek lazım. Bugün koyunculukta ileri giden ülkeler, şu arkamızda gözüküyor. Bu ülkeler, gördünüz mü merayı? Yani bakımı gördünüz mü? Arkamızdaki videoyu seyrediyorlardır. Yani temizlik, dezenfeksiyon, aşı, bilimi ve teknolojiyi takip etmek çok önemli. Aynen. Atadan babadan kalma koyunculuk yöntemleri artık günümüz şartlarında başarıyı sağlamıyor. Evet. Tabii gönül işi bu. Koyuncular var ya, mesela bu ülkedeki en çilekeş insanlar da çobanlar. Koyunculukla uğraşmak gerçekten çok zor bir iştir. Gecesi yok, gündüzü yok. Ayrıca bunun çobanlığı var. Daha o kısma girmedik. Evet. Bazı insanlar maddi durumu iyi çoban tutuyor ama bazı insanlar hem koyuna bakıyor hem gece gündüz çobanlığını yapıyor. Bizim onlarda yazın gece sabaha kadar güderler koyunları. Gece sabaha kadar koyun güdülür. Yaylası var bunun. Yaylaya çıkarsın o ayrı bir çiledir yani. Biz hekimlik kısmından bakıyoruz ama bu da koyunculuğun daha değişik çileleri. Evet. Koyun ağılları maalesef ülkemizde hala girdiğimiz zaman kafamızın tavana değdiği seviyede. Aynen, ben de ondan bahsetmek istiyordum birazcık da abi de hastalıkları bir bitirelim tabii, ondan sonra devam yani edelim diye. Şimdi solunum sistemi hastalıklarından bahsettik. Dedik ki kuzuların ishali, göbek kordonunu dezenfekte etmeleri birçok hastalığı engelleyecektir. Bir de kuzular doğar doğmaz biraz maliyetli ama septisemi serumu. Evet. Her doğan kuzuya. Deraltı uygulanıyor. Her doğan kuzuya septisemi serumu ve selenyum E vitamini takviyesi. Ben tavsiye ediyorum. Her doğan kuzuya imkanı varsa, maddi imkanı varsa burada izleyicilerimizin, her doğan kuzuya septisemi serumu.
Deraltı kullanılıyor bunlar genelde. Yani evinde bulunduracak, buzdolabında bulunduracak. Her doğan kuzuya uygulayacak veya her doğan kuzuya hekim çağırma şansı biraz daha zor. Evet. Her doğan kuzu için hekim çağırma şansı neredeyse yok. O yüzden bulunduracak, bunu kullanacak yani. Kendi yapacak. Aynen. Kendi yapacak. Göbek dezenfeksiyonunu yapacak. Dediğim gibi selenyum E vitamini takviyesi yapacak kuzularına. Özellikle ayaklanamayan kuzularda, kuzucukta çok olur bu. Kuzu doğar, ayaklanamaz bir türlü. O tip kuzulara takviye yapmak lazım. Bir de son günlerde kendi yetiştiricilerimle karşılaşıyorum. Bu sene çok dikkatimi çekti. Son kuzu doğuyor. Diyor ki yani hayvan sahibi ve değişik değişik ahırlarda bu. O yüzden dikkatimi çekti. Bir kişide falan değil. Derin derin soluma var kuzuda diyor. Sütünü emmiyor diyor. Hep sıvı kalıyor akciğerlerde. O derin derin soluma doğar doğmaz sütü emmeme durumlarında hemen veteriner hekime başvurmaları lazım. Çünkü o kuzular genelde 1-2 gün içinde ölüyor. Evet. Çok büyük kuzu kayıplarına sebep oluyor. Bu doğumda kalan sıvılar, doğum suları, akciğerlere kaçan kuzulardaki sıvılar. Bu da ayrı bir rahatsızlık. İşte kuzuların ishalinden bahsettik, solunum sistemi hastalıklarından bahsettik. Bir de koyunlarda çok fazla listerioz var şu dönem. Listerioz nasıl bir hastalık onu söyleyeyim. Biraz önce bahsettiğimiz dönme hastalığıyla karıştırılır. Genelde tek kulak, tek göz kapağı, yani mesela sol kulak düşmüşse sol göz kapağı düşer, sol dudak düşer. Yani tek taraflı felç olur hayvanda. Bunda pek dönme hareketi olmaz. Yatarak hale gelir, felç olur hayvan. Genelde bu da sürü anında, yani mesela 100 koyununuz varsa birkaç gün içinde 6, 7, 8, 10 civarında koyun bir anda bu hale gelir. Evet. Listerioz dediğimiz hastalık, bunun da sebebi silajlar. Özellikle küflü silajlar, küflü küsmeler. Niye bunu anlatıyorum? Kış döneminde çok daha fazla oluyor bunlar. Saklama şartlarından dolayı küflü silaj, küflü küsme, küflü saman ve otlar çok fazla hastalıklara sebep oluyor. Sığırcılıkta da, koyunculukta da. Koyunlarda dediğim gibi son zamanlarda listerioz çok fazla arttı son günlerde. Sebebi de bu dediğim gibi yemler. Küflü yemler, asit dengesi kaçmış yemler, asit baz dengesi kaçmış yemler. Bunlar çok büyük bela bugünlerde. İşte küflü mısır, tane yemler. Yetiştiricimize buradan onu da tavsiye edelim. Kış döneminde yemi saklama şartlarına ve koşullarına çok daha fazla dikkat etsinler. Hiçbir şeye sebep olmasa dahi bu küflü hayvanlar, küflü yemler hayvanlarda yavratmaya ve kanlı ishallere sebep oluyor. Evet abi. Yani her kış döneminde görüyoruz biz bunu. Gebe hayvanlarda küfe bağlı yavratmalara sebep oluyor. İşte listerioz dediğimiz hastalıklara sebep oluyor. İshale sebep oluyor en basitinden ve ölümlere sebep oluyor. Evet. Abi şimdi hastalıklardan bir de ayak hastalıkları var. Hani şimdi oraya geçmek istiyordum. Aynen. Piyeten mesela abi ben hani çok karşılaşıyorum. Piyeten diye bir ayak hastalığımız evet. var. Hani tedavisi de böyle neredeyse imkansız. Geçenki programda söylemiştiniz abi. Yine söyleyeyim. Aynen. Onu da bir değinirseniz tabii, tekrardan hatırlatırsanız. Şimdi kışın özellikle bir önce bahsettik ahırların şartları. Ahırların şartları daha ıslak. Altlıklar ıslak. Hatta meraya çıkıyor hayvan. Kışında bazı bölgede mesela Bursa bölgesinde çıkabiliyor. Ama çamur, mera, ıslak. Tırnakların arasında çamur birikintisiyle ağıla geliyor. Genelde bizim ağıllarımızın girişinde ayak banyosu hiç yok. Bizim koyunculuktaki en büyük eksiklerimizden birisi ağıl girişlerinde ayak banyosu yok. Ayak banyosu olmayan ağıllarda da ayak hastalıkları çok daha fazla gözüküyor. Çok daha bulaşıcı oluyor birbirine. Bunlardan en kötüsü piyeten. Bizim yetiştiricimiz kuru topallık der. O ilacı vurdum, bu ilacı vurdum, bir türlü bu topallıktan kurtulamıyorum der. Genelde bizim yetiştiricinin, koyuncuların bir türlü topallıktan kurtulamadı dediği iki tane topallık vardır. Biri piyeten, bakteriyel sebeplerden dolayı. Diğeri de asidoza bağlı laminitis. Yani çok fazla asitli yemle beslenmeye bağlı tırnaklarda oluşan asidoza bağlı laminitis. Bunların ikisinde de antibiyotikle veya işte hekimden sonuç alamadığından şikayet eder bizim yetiştiricimiz. Laminitis ayrı bir başlık. Evet. Asidozda çok asitli yemlerle beslediğinizde 1 ay, 2 ay, 3 ay bu şekilde devam ettiğinizde elinde sonunda bu topallıkla karşılaşırsınız. Evet. Tırnakların arasında kızarma şekillenir. Ondan sonra kuru topallık der bize. Yetiştireceğimiz onu. Çünkü hiçbir enfeksiyon gözükmez tırnakta. Kuru topallık odur onlar için. İltihap yoktur, bir yara yoktur. Özellikle altına baktım der, kestim, hiçbir şey gözükmüyor der. Orada beslenmeyle ilgili çok büyük bir sıkıntı vardır. Diğeri de piyeten. Piyetende de aşı yapmak lazım. Piyetenin şu an benim bildiğim en azından insanları yanıltmayın burada. Benim bildiğim ticari bir aşısı yok. Evet. Ama ben şahsen tanıdığım için buradan yetiştiricimize veya meslektaşlarımız da bizi izliyordur belki. Onlara söylemek istiyorum. Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor Hüseyin Hadimli hocam var.
Kendisini şahsen tanıştım, şahsen konuştuğum için ve bildiğim için söylüyorum. O bu konuda aşı üretiyor. Yani aşı çalışmaları var. Bir bilim adamı kendisi. Hocamdan yardım alabilirler. İnşallah hocamı da yanlış söylememişsizdir. Ya ismen değil tabii. Hocamı şey göstererek. Ama kendisinin bu konudaki çalışmaları ve başarılı çalışmaları olduğunu ben biliyorum. Buradan da selam ve saygılarımı iletiyorum hocama. Ülkeye bilim adamları lazım. Yani bilim adamları dedim ya, bilim ve teknolojiyi takip etmezsek koyunculukta ileri gitme şansımız yok. Bilim ve teknolojiyi takip etmek lazım. Hocamla iletişime geçebilirler. Evet abi. Yavaş yavaş sorular da gelmeye başlıyor tabii. Abi ama hani bir toparlayalım istersen abi konuyu. Ve hatta şimdi benim bahsetmek istediğim bazı şeyler de var. Mera'yı bir konuşalım abi. Mera mı dersiniz? Kapalı sistem mi dersiniz abi? Sizin hani 20 yıllık tecrübeniz, 22 yıllık tecrübeniz, gördüğünüz sahadaki tecrübelerinizden izleyicilerimiz de faydalanması için. Ya koyunculuk dediğimizde koyunculuk eşittir Mera'dır benim için. Evet. Yani koyun eşittir Mera. Yani koyun ve keçi bakıyorsanız meranız olacak. Bu işte köy merası olabilir, yayla olabilir mevsimine göre. Ama mera çok önemli. Koyunculukta karlı bir koyunculuk yapmanın en büyük sebebi meradır yani. Yoksa sürekli kapalı bir beslemeyle tamam yine para kazanırsınız. Bunu yapan işletmeler var ülkemizde. Çok da başarılı oluyorlar filan ama yani en karlı besleme şekli mera. Koyun varsa koyun gezecek abi. Koyun gezecek. Yani koyun merayı görecek. Yeşili de görecek, işte kuruyu da görecek, gezecek koyun. Koyunun yaratılışında bu var zaten, evet. Koyun keçinin. Biliyorsunuz hani koyun aslında ben hiç doymam ama çobanı kızdırmamak için çok gezmem demiş. Keçi de aslında ben çok çabuk doyarım ama çobanı yormak için çok gezerim falan der. Bizim koyuncularımızın, eski çobanların böyle bir deyimi vardır. Koyun gezer abi. Yani keçi, koyun, mera olmak zorunda. Ülkemizdeki koyunculuğun en büyük sıkıntılarından birisi bu zaten. Özellikle son senelerde. Evet. Tarım Şurası oldu geçtiğimiz senelerde. Bu konuda bahsedildi. Ben yine söylemek istiyorum. Büyükşehir yasası. Yani ülkemizdeki büyükşehir yasası meraları bir anda arsa yapınca, köy meralarını büyükşehirlere geçince maalesef ülkemizdeki mera sıkıntısı daha da arttı. Yani büyükşehirler tabii meraları imara açtılar. Köyler mahalle oldu. Mahallelerde yeni işletme kurulmasına, yeni ahır ve koyun ağılı yapılmasına izin verilmeyince köylerdeki nüfus da azaldı, koyunculuk da azaldı, büyükbaş da azaldı. Yani bizim buradan bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımıza da ilettik. Onlar da tabii şuradaki başlıklardan biri de bu zaten. Evet. Yani büyükşehir yasasını el atmamız lazım. Bizim köylerdeki meralarımızı bir düzene koymamız lazım. Meralarımızı bitirmememiz lazım. Diğer şey de bence Orman Bakanlığı'na düşüyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne düşüyor. Niye? Çallık araziler aslında hala orman içinde gözüküyor. Ve mera alanından çıkartıldı. Orman Genel Müdürlüğümüze bence meralar konusunda çok büyük görev düşüyor. Yani ormanlarımızın bir kısmı orman vasfını kaybetmiş, meralar hala orman alanı içinde gözüküyor. Bunları mera haline getirmemiz lazım yani. Dediğim gibi merayı düzenleyecek meralara çok daha büyük önem vermemiz lazım. Evet, mera yoksa koyunculuk yok. Koyunculuk yoksa kırmızı etteki sorun yok. Tam ona girecektim abi. Sen ağzımdan aldın diyecektim abi. Hani küçükbaş hayvancılık kırmızı et için önemi nedir abi? Bence kırmızı eti kurtaracak, ülkemizdeki kırmızı eti açığını kurtaracak birinci başlık koyun keçidir. Doğru. Koyun keçidir. Niye? Gebelik süresi kısa, doğum oranı fazla. Evet. Dediğim gibi eğer meradan da yararlanabilirsek, meralardan bakım maliyeti düşük. Bundan daha güzel bir şey olamaz ki. Ülkemizde koyun keçi eti bazı bölgelerde çok rağbet görmesine rağmen bazı bölgelerde tukaka yapılıyor. Maalesef ulusal medyada çıkan bazı kişiler koyun keçi etine laf söylüyor, kırmızı ete laf söylüyor. Ne bileyim yani yetkisi etkisi olmadığı halde, o konuda bilgisi olmadığı halde insanları yanıltıyor maalesef. Evet, yani kırmızı et işte şöyle kötü, yok koyunda şu var, yağlı et şöyledir falan diye. Ve bunu söyleyenler hani beslenme uzmanı, doktorlar veya veteriner hekimler olsa yine bir şey demeyeceğim. Hayatında bu işi görmemiş, hayatında koyun keçinin yanından gelmemiş insanlar maalesef ulusal medyada mikrofonu kime uzatırlarsa onlar o konuda ben bu konudan anlamam, ben bu konuda yorum yapmayayım demiyor. Evet abi. İstersen abi sorulardan devam edelim. Tabii. Sorular bayağı birikti. Onları cevaplamanı istiyorum abi. Burundaki odalara, kanallara yerleşen delibaş kurtları yani larvalar iç parazitten çıktığı için
dış parazit grubuna mı dahil olur veya hangi gruba girer, tedavisi nedir? İyi yayınlar demiş efendim. Her ikisini birden yapmak lazım onda. Evet. Östrosovis'ten bahsediyor, burun kurtlarından beyine kadar gidiyor. Beyine kadar gittiğinde dediğim gibi hayvanlarda dönme hareketlerini, hatta ölüme sebep oluyor yani. Biz mezbahalarda açıyoruz kafayı, beyine yerleşmiş o kurtları görüyoruz. Onun için hem iç parazit hem dış parazit, ikisini beraber yapmak lazım o durumda. Ben en azından öyle yapıyorum, onu söyleyeyim. Çünkü tek başına kurtulmuyor ondan. Aynen öyle abi. Yani ikisini de birlikte yaparsa aynen, daha iyi tedavisi. İkisini beraber yapmak lazım. Abi İsmail Tuna sormuş, Bursa Orhan Gazi'den. Doğum yapan koyunlara doğum sonrası hangi aşılar yapılmalı diye sorusu var abi. Doğum sonrası dediğim gibi aşılar, aslında aşıların doğum öncesi doğum sonrasından ziyade mevsimsel olarak yapmak koyunculukta daha mantıklı. İlkbahar ve sonbaharda. Evet. Yani ilk kışa girerken ve kıştan çıktıktan sonra. Gebelik mesela çiçek aşısı hariç diğer hiçbir aşının gebelikle ilgili bir sıkıntısı yok. Çiçek aşısında da yok aslında. Ama bizim yetiştireceğimiz, hani onun üzerine ayrı başlık açtım ona çünkü. Bizim yetiştireceğimiz çiçek aşısından sonra işte yavrattı koyunların falan diyor. Ben en azından kendi uyguladığım bu zamana kadar çiçek aşılarında hiç böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Evet, çiçek aşıları da güvenli. Sadece koyunculukla aşı yaparken koyunu sıkıştırmak, koyunu ürkütmek, koyunu işte belelememek çok önemli. Yani koyunculukta sadece aşı yapmak veya aşıya bağlı bir durum değil bunlar. Koyunu dar bir yere sıkıştırıp veya sağdan sola koşturmamak lazım. Aşı yaparken bunlara dikkat etmek lazım. Yani doğumdan sonra hangi aşıları yapabilirim diyor. Kuzusuna mesela, kuzu için dediğim gibi kuzu için koliseptisemi, yani ishal olmasın diye, kuzular solunum sistemi hastalığı olmasın diye hemen doğar doğmaz yapılan aşılar var. Ama koyunlar için dediğim gibi aşıyı gebelikten önce yapması lazım yani. Hayvanları gebe bırakmadan sonra, evet, önce yapması lazım. Gebelikten sonra yapılan bir aşı diye bir şey yok çünkü. Evet abi. Abi çiçek aşısı gebe koyunu kuzarttırır mı diye şimdi hemen sorusu geldi. Cevapladım yani zaten. Ben yıllardır çiçek aşısı yaparım. Çiçek aşısından sonra yavratan bir koyun sürüsü görmedim. Zaten böyle bir sıkıntı olsa en basitinden şöyle olur. 100 hayvana aşı yaptığınızda 50 tanesi yavratıyorsa veya 70 tanesi, burada aşıya bağlayabilirsiniz. Ama 100 hayvana aşı yaptığınızda bir tanesi aşıdan 3-5 gün sonra, 10 gün sonra yavrattı diye bunu aşıya bağlayamazsınız. Çünkü o esnada hayvanlarda stres oluşuyor. Aşı yaparken sıkışma oluşuyor, darbe oluşuyor. Bunlar dikkate almıyor. Sadece aşıyı dikkate alıyor bizim yetiştiricimiz maalesef. Abi Ektima'dan bahsedebilir misiniz? Murat Mert demiş. Güzel bir soru sormuş. Aynen, arkadaşımız. Ektima'da biraz önce atladığımız aşılardan birisi. Ektima özellikle kuzular için çok büyük sıkıntıdır. Kuzular doğduğunda daha bir günlük kuzuda dahi damaklarda işte kızarıklık, dudaklarda yara, damaklarda yara ile karşıdan görülebilen bir hastalık. Yani yetiştiricimiz bunu bu şekilde görüyor. Genelde ektima öldürmüyor. Onu söyleyeyim. Ektimayı çünkü vebayla karıştıran yetiştiricilerimiz var. Ektima ölüme sebep olmuyor genelde kuzularda. Nasıl ölüme sebep oluyor onu söyleyeyim. Kuzu ağzındaki yaradan dolayı ememediği için açlığa bağlı, hipoglisemiye bağlı. Yani kuzular açlığa çok dayanıksız hayvanlardır. Uzun süre, birkaç gün, 3-5 gün, bir hafta ağzındaki yaralardan dolayı annesini ememiyorsa açlığa bağlı ölümler şekilleniyor. Evet. Genelde ektimaya bağlı, yani hastalığa bağlı ölümler şekillenmiyor. Burada ne yapmak lazım? Aşı. Sürüyü düzenli olarak ektimaya aşılamak lazım. Ektima aşısının da ayrı bir özelliği var, onu da belirteyim. Ektima aşısı diğer aşılar gibi enjektörle alıp der altına veya kas içine yapılan bir aşı değil. Arka bacağın iç yüzeyini çizilerek yapılan bir aşı. Oraya damla şeklinde, evet, yapılan bir aşı. Biraz zahmetli bir aşı. O yüzden ama ektimalı sürülerde ben bunu düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyorum. Başka türlü önüne geçilmiyor çünkü. Aynen abi. Diğer soruda abi, hayırlı akşamlar dilerim. Listeriozis hastalığın tedavisi nasıl yapılır? Daha demin listeriyadan, evet, biraz bahsetmiştik abi. Tedavisini soruyor izleyicimiz. Listeriozu tedavi edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz, evet. Ama listeriozu da tedaviye yanıt %100 değil. Hatta %90 da değil. Ben tecrübemle söyleyeyim. Ben listeriozu tedavi ediyorum. Onu söyleyeyim yani. Koyunlarda listeriozu tedavi ediyorum. %70-80'e yakın başarıyla tedavi edebiliyorum. Ama bunun belli özellikleri var. Çok geç kalmamış olmak lazım. Yatarak hale gelmeden, koyun yatarak hale gelmeden tedaviye başlarsanız %70-80 oranında tedavi oluyor. Ama yatarak hale gelmiş, artık genel durumu iyice bozulmuşsa bu hayvana antibiyotik uygulamadan kesin en mantıklısı. Hatta burada etler limon sarısı şeklinde, genelde sarı çıktığı için etler de kullanılmıyor zaten. Yani bu tip hayvanların eti kullanılmıyor. Listeriozlu hayvanların. Aynen abi. Kesimde de
Yani bir zararı da orada var yetiştiricinin. Ama antibiyotik tedavisine dediğim gibi ayaktaysa, daha çok ileri yatalak pozisyonuna gelmemişse antibiyotik tedavisine cevap veriyor. Verir. Ben gentamisin, kortizon ve B vitaminiyle, onu da söyleyeyim var. Gentamisin, kortizon ve B vitaminiyle bu listeriyozlarda sonuç alabiliyorum. Evet abi. Diğer soruda... Bir veteriner hekim gözetiminde yalnız. Evet, bir veteriner hekime tabii danışması lazım. Tabii ki. Veteriner hekim gözetiminde yapılması lazım. Abi bir soruda Çanakkale'den yazmış. Kuzularında ishal var demiş. Veteriner hekim tetramisin vermiş. Ağızdan 1 gram şeklinde yazmış abi. Evet. Yani doğru mu değil mi tarzında. Yok, şimdi burada meslektaşımızın teşhisini yargılamak bize düşmez. Ama ishal tedavisinde çok fazla yöntem var. Tabii o meslektaşımız tabii onu tavsiye etmiştir. Ama hani sonuç alamazsa meslektaşımız da tekrar yeni bir tedavi protokolü düzenlemek lazım. Abi diğer soruda selamünaleyküm hocam. Bir düve aldım. Gayet sağlıklı. Ama saman yemiyor. Tek başına ahırda, tek başına kaldı diye mi yemiyor acaba diye sorusu var. Yani şimdi aldığı yerdeki beslenme tarzı da çok önemli. Evet. Aldığı yerde insanlar sürekli yoncayla, işte reygrasla, farklı daha kaliteli otlarla besliyorlarsa samanı yemiyordur tabii ki kuru madde olarak. Samanı yemese daha yem tüketimi, yani palet yem tüketimi, fabrika yemi veya işte kırmadır, toz yem şeklinde diğer yemleri yiyorsa çok büyük bir sıkıntı değil. Onu daha önceki aldığı kişiyle görüşmesi lazım yalnız. Beslenme tarzına bakması lazım önce. Evet abi, diğer de YouTube'dan da sorular geliyor. Oralara da yetişmeye çalışıyorum. Bayağı soru var abi. Serkan Başak sormuş. Selamünaleyküm abi demiş. Bu hafta 9'lu karma aşıyı yapacağım. Sorun olur mu? Herhalde mevsimden hiçbir dolayı sıkıntı sormuş. Olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. 9'lu karmayı istediği zaman yapabilir. Benim sadece tavsiyem şuydu. Yanlış anlaşılmasın. Genelde bu tip aşılama periyotlarını ilkbaharda ve sonbaharda yapmak lazım. Ama geç kalmışsa istediği anda yapabilir 9'lu karmayı. Diğer soruda abi Hasan Çelik sormuş. Benim kuzular sağlıklı doğuyor ama 10-15 günlükken ölüyor. Neden acaba? Çok zayiat verdim. Veteriner içini açtı. Bağırsaklar sapsarı şişmiş. İşte biraz önce bahsettiğimiz aşılar, enterotoksemi, çelerme, karmaşa anneye yapılmış olsaydı, eğer anneye yapılmamışsa dediğim gibi aşı yapılmamış, en azından kuzular doğduğu zaman septisemi, yani koliseptisemi aşısı yapsın. Her doğan kuzusuna. Evet abi. Diğer soru da abi, karlı koyunculuk için yaşlı gebe koyunla mı başlanmalı ya da gebe fiyatı yüksek genç koyunla mı? Karlı koyunculuk için? Yaşlı gebe koyunla mı başlansın ya da gebe fiyatı yüksek genç koyunla mı? Tabii ki genç koyunlarla başlamak lazım. Yani bizim buralarda Maria derler yaşlı koyunlara. Maria koyunu satın alan bile olmaz kolay kolay, hatta kesen bile olmaz. Koyunculukta genç gebe koyunlarla başlaması daha tavsiye edilir bir durum. Diğer soruda abi, merhaba iyi yayınlar, bir haftalık kuzular annesini emmiyor, ne yapmalıyız? Emmiyor. Evet. Yani kuzular annesini emmiyorsa dediğim gibi ya solunum sistemiyle ilgili doğuma bağlı olarak akciğerlerde sıvı kalmıştır, ya ishal ya solunum sistemi durumu vardır. Bu ikisini takip etmek lazım. Genelde emmeyen kuzular ishal yoksa dediğim gibi akciğerlerde kalan yavru sularına bağlı olarak şekillenen enfeksiyonlardan emmek istemiyorlar. Evet. Ona bakması lazım. Ben mesela burada bu bölgede dedim ya, son özellikle bu sene çok dikkatimi çekiyor. Bu yetiştiricimizin söylediği tarzda kuzular çok fazla var. Genelde dediğim gibi yavru sularına bağlı olarak akciğer rahatsızlığı ve tabii şimdi hayvan nefes alamayınca tabii ki emmek istemiyor. Evet. Dediğin gibi belki abi agalaksiyeden de bahsettin ya, o da olabilir. Tabii. Kuzuda annede de kaynaklı. Süt var mı diye kontrol etme lazım. Burada hani o konuya da değinelim. Bizim yetiştiricimiz genelde koyunun memelerinde bir anormalik görmezse karşıdan, hiçbiri koyun doğurduğu zaman memede süt var mı veya süt bozuk mu diye bakmıyor. Evet. Ne zaman kuzular ölüyor o zaman anlıyor koyunda süt olmadığını. Aynen öyle abi. Hayırlı akşamlar. Murat da Yozgat'tan sormuş abi. Kuzularda ciğer yapışmasını nasıl önlerim? Akciğer rahatsızlığı bu. Yani bunun önlemesi için akciğerle yani düzenli antibiyotik yapması lazım. Özellikle kuzularda bildiğim gibi salgın hastalık olur. Genelde tek kuzu nadir gözükür. Yani bir hastalık varsa, solunum sistemi hastalığı, bir tane kuzuda olması çok nadir görülür. Onun için sürü şeklinde, mesela ben bunu nasıl yapıyorum onu söyleyeyim. Diyelim ki o partide, yani o bir hafta 10 gün içinde doğmuş 50-60 kuzu varsa hepsine aynı anda akciğer için antibiyotik uygulaması yapıyorum ben. Hasta olsun olmasın, yani sağlamlar dahil hepsine kör tedavi yapıyorum. Evet. Mesela deraltı uygulanan, tek sefer uygulanan antibiyotikler var. Deraltı uyguluyorsunuz, tek sefer yapıyorsunuz. 50-60 kuzuya bir anda tek sefer yaptığınızda hem hayvanlarda enjeksiyon
sitesi oluşmuyor. Hem hastalıklara karşı koruyor hem de hastalıkları tedavi etmiş oluyor. Dediğin gibi abi, çünkü hani küçük baş daha çok sürü sağaltımı için. Tabii ki sürü halinde için yapılması lazım. Yani büyük baş gibi düşünülmemek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Yani bir tane kuzuya akciğer enfeksiyonu var diye onu tedavi etmek çözüm olmuyor. O varsa bulaşıyor muhakkak. Evet. Abi bir soru da kuzularda ishali nasıl öneririz diye aynı tarzda soru. Aynen. Yani kuzularda ishali önlemesine sebep dediğim gibi doğar doğmaz septisemi serumu yapması lazım birinci olarak. İkincisi göbek kordonu dezenfeksiyonu yapması lazım. Üçüncüsü ortamdaki, hani eğer biberon kullanıyorsa biberon dezenfeksiyonu, biberon kullanmıyorsa damın dezenfeksiyonu, yani altlıkların dezenfeksiyonuna dikkat etmek lazım. Ha buna rağmen ishal oluyorsa işte o zaman veteriner hekimle beraber müdahale etmesi lazım. Buna rağmen zaten aşıyı yaparsa ben kendi yine tecrübemi, baktığım işletmelerdeki tecrübeyi söyleyeyim. Düzenli aşı yapılan işletmelerde kuzularda böyle ölümcül ishaller hiç olmuyor. Evet. Ufak tefek ishaller olsa da hiç antibiyotik veya ilaç tedavisine gerek kalmadan birkaç günlük ishaller şeklinde atlatılıyor. Abi bir soruda Tuğrul Bey sormuş. Koyunlarda kuzu atmalar oluyor. Neden olabilir demiş. Abi kuzu atmalar. İşte koyunculuğun en büyük sıkıntılarından birisi bu. Yavru atmalar. Ama bunların bizim yetiştiricimiz şey zannediyor. Yani bir tane konudan dolayı yavratıyor zannediyor. Oysa ki koyun keçi de yavratmaya sebep olabilecek en az 13-15 tane hastalık var. Yani bunlardan yavru atıldığında bizden ne beklenir genelde veteriner hekimlerden? Atık kuzuyu karşıdan gördüğümüzde niye attığını bilmemiz gerektiği düşünülür. Böyle bir şey yok. Ülkemizdeki laboratuvarları kullanmak lazım. Bizim koyuncularımız atık yavruları kolay kolay laboratuvara götürmez. Maalesef. Yani eğer sürünüzde atık oluşuyorsa, atık varsa sürüde, öyle atıyorum 100 koyundan 10 tanesi, 5 tanesi, 20 tanesi yavratıyorsa bunu laboratuvara götürmeden sonuç alma imkanımız yok. Evet. Ülkemizde neredeyse her ilde laboratuvarlarımız var. Bazı büyük bölgelerde mesela Bornova'da, işte Elazığ'da, Ankara Etlik'te, işte Pendik'te daha ileri teknoloji. Konya'da mesela laboratuvarlarımız var. Evet. Burada hani ilde sonuç alınamıyorsa buralara gönderiliyor ve net sonuç çıkıyor. Yavratıklarının sebebi. Yavratmanın sebebini bulmadan yavratmayı engellemek neredeyse imkansız. Onun için biz buradan koyunculukla uğraşan yetiştiricilerimize yine üstüne basa basa söylemek istiyorum. Lütfen şu laboratuvarlarımızı kullanalım. Yani atık yavruları laboratuvarlara götürelim. Başka türlü bunlardan sonuç alma şansımız yok. Net bir sonuç alma, net bir tedavi ve aşı uygulama şansımız yok. Dediğim gibi oralarda da çok yetişmiş, gerçekten çok kaliteli meslektaşlarımız var. O laboratuvarlarda, bakterioloji konusunda, viroloji laboratuvarlarında, işte diğer laboratuvarlarda gerçekten bu konuda kendini çok iyi yetiştirmiş meslektaşlarımız var. Onlara güvensinler. Bu atıkları muhakkak tarım il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla laboratuvarlara gönderip bunlardan sonuç almamız lazım. Aynen, geçtiğimiz aynen. Senelerde de bunu defalarca söyledim. Biz burada yavrattığında mucize bekliyoruz. Karşıdan bakıp gözle sonuç alınması bekliyoruz. Oysa ki yavratmanın sebep olan o kadar çok şey etken var. Yani bakterisi, virüsü, paraziti diyelim. Aklımızın yeme bağlı dediğim gibi küflü gıdalar, toksinler, o kadar çok sebep var ki bunu bir seferde söylemenin imkanı yok. Tabii ki. Bu sürüdeki yavratmanın sebebi başkadır, diğer sürüdeki yavratmanın sebebi başkadır. Onun için bunu bulmanın tek çaresi bu. Aynen, laboratuvarları, teknolojiden faydalanmak lazım abi, doğru diyorsun. Diğer soruda abi İzmir'den Mustafa Onuk. Kuzularda doğumdan bir hafta sonra sersemleme oluyor. Gebe koyuna enterotoksemi de yapıyorum demiş. Acaba aşı etki göstermiyor mu diye bir soru sor abi. Aşı etki göstermiyor mu derken aşının kalitesinden tutun, aşının uygulama şekline ve rapeline. Yani rapeline, tekrarı. Bizdeki koyunculuktaki en büyük hatalardan biri nedir biliyor musun? Bir mesela adam hiç daha önce karmaşı yapmamıştır, evet, hayvanla. Bir kere aşı yaptığında bağışıklık oluşacağını düşünür. Ama öyle değil. 14 gün sonra o aşının tekrarını yapmak lazım. Evet. 14 gün sonra en geç 21 gün aralıkla o aşının tekrarını yapmak lazım. Aşı tekrarını yapmadığında bağışıklık oluşmuyor. Hele de daha önce hiç karmaşı görmemiş hayvanlar. Yeni genç hayvanlar mesela. Kuzular veya işte yeni damızlık olmuş toklular. Hiç daha önce o aşıyı görmemişse bir senede aşı yapmakla bağışıklık oluşma şansı yok. Doğru diyorsun abi. Abi zamanımız da azalıyor. Hızlı hızlı sorular okumak istiyorum. İyi yayınlar hocam. İzmir'den Ulaş. Koyunlar... Burada sen okurken ben buradan bir de bizi izleyen Balıkesir Veteriner Hekim Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterine ve meslektaşlarımızı da buradan selam yolluyorlar. Biz de onlara selam gönderelim. Selam olsun buradan.
Okuyorum abi soruyu o zaman. Tabii. İyi yayınlar hocam. İzmir'den Ulaş, koyunlara Galaxy aşısı yaptım. Lakin doğan kuzuların bir süre sonra gözleri sulandı ve perde indi. Ne yapmalıyım? Sağ olun demiş. Biraz önce dediğim gibi hani aşı, Galaxy aşısı da bu gruba girer. Yani rapelini yapmadığında, tekrarını yapmadığında, hele de hiç daha önce yapılmamışsa bağışıklık, tam olarak bağışıklık sağlamayan aşılardan. Oradaki Ulaş Bey'e de söyleyelim. Bu aşının muhakkak tekrarını yapsın. Hatta doğan kuzulara da yapsın yani. Şu an gördüğümüz kuzulara da yapsın. Ayrıca gözlerde sulanma veya işte gözlere duman indi diye söyler genelde istediğimiz, onlara antibiyotik tedavisi yapmak lazım. Onlara ayrıca antibiyotik tedavisi yapmak lazım. Bir veteriner hekimle görüşüp. Ama aşı, dediğim gibi, enterotoksamide ve agalaksi'de rapeli yapılmazsa, tekrar yapılmazsa aşı kesinlikle yeteri bağışıklık sağlamıyor. Evet abi. Abi şimdi son bir sorumu daha okuyayım. Tabii. Zamanım azaldı. İçeriden de rejiden uyarı geliyor. Ziver hocam iyi yayınlar demiş. Bu deli baş saltımı olarak ne önerirsiniz? Cerebralis hakkında saltımı olarak ne önerirsiniz? Ben normalde onun tableti var. Onun için kullanılan tabletler var. Cerebralis deli baş için. Normalde o işte atıyorum 50 kilogram canlı ağırlık için bir tablet kullanılıyor. Ama ben hasta, bu deli baş olan koyunlarda, yine kendi tecrübemi söylüyorum bakın, bilimsel olarak değil. Dozu 3 katına çıkartıp 3 gün üst üste kullanıyorum. Yani 3 tablet şeklinde 3 gün üst üste, hatta 5 gün üst üste kullandığında %60-70 oranında bu olayı düzeltiyor. Evet abi, bu da son sorumuz olarak kalsın abi, çünkü tabii bayağı bir soru var. Bunları da yetiştirmek benim için, evet, zor. Ben bunları abi toplarım. Bir dahaki programda bu sorularla başlarız. Senin için de uygunsa abi, veyahut da bir cevaplayabilirsek cevaplarız. Buradan ben abi bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eğer biraz faydamız olduysa ne mutlu bize. Tabii ki abi. Programı kapatayım isterseniz tabii, abi. Tabii. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka programda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.